Affedersiniz. Bir şeyiniz yok değil mi? Buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Gelmeyeceksiniz sanmıştım. Demek geldiniz. Bir yerin acımadı ya. Yo, niye acısın? Niye acımasın? Canı tatlı olur senin gibilerim. Nasıl yani? Ne bileyim, muhallebi çocuğu filan demek istedim. Öyle bir his mi bıraktım size? Hadi hadi, kötü bir şey söylemedim. Ağzımdan kaçtı. Tatil nasıl geçiyor? İyi, ya sizin? Oha! Sen de arkadaşsın ha! Çok temiz adammışsın doğrusu. Sana itimat ettikse kızı kendin için mi tavla dedi küçük bey? Dur, dur da anlatayım sana. Neyi anlatacaksın bey? Külahım anla sen ona! Ne oluyor? Küçük hanım, bu kerata benim arkadaşım olacak sözde. Onunla size bir mektup gönderdim. Ya! O mektupları yazan sulu zampara sendin demek. Efendim? Yani şey... Dur be! Bana bak arkadaş! Mektupların beni o kadar kızdırdı ki hıncımı şu mahallebiciden aldım senin yüzünden. İki defa dayak yedi benden. Ya! Evet, aslında senin hakkında o kötekler. Bana gelince ondan hoşlandım, arkadaş olduk, tamam mı? Ne tok sözlü bir kız bu ya! Verin elinizi barışalım! Hadi! Ha şöyle, şimdi rahat rahat otur. Asıl şimdi gitmeliyim. Bana öyle geliyor ki baş başa kalmak istersiniz. Hadi eyvallah! İyi çocukmuş. Öyledir. Teşekkür etmek isterdim ona. Niye? Seni tanımama yol açtı. Ah, iltifat ediyorsunuz. Asıl ben teşekkür etmeliyim. Sizin gibi asil ve... müstesna bir kızla... ve... bilhassa... Pek tatlı çocuksun be mahallebici. Ne güzel yer değil mi? İsmi de güzel, Ceylan Pınarı. Niye buraya Ceylan Pınarı demişler? Ceylanlar gelip, belki su içiyorlardı burada. Sen hiç ceylan gördün mü? Resimlerini gördüm. Güzel gözlü, ince yapılı yaratıklar, tıpkı senin gibi.